Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dün akşam saatlerinde FED tarafından tutanaklar yayınlandı, veriler paylaşıldı ve bazı önemli açıklamalarda bulunuldu. Bunların üzerine konuşacağız. Bugün sabah saatlerinde de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa edebileceğine dair bazı haberler geldi. Genel anlamda piyasaları teknik ve temel olarak değerlendirelim, yaşanabilecek senaryoları konuşalım. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 20.500 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Son videoların neredeyse hepsinde burada 19.000 desteğinden bahsettik. 19.000 desteği üzerinde hala tutunan bir Bitcoin söz konusu ve Bitcoin bu alanda tutunduğu sürece bu bölgedeki likidite de artmaya devam ediyor. Ya yani bu bölge üzerinde tutunması yatırımcıların da artık bu bölgeyi teknik anlamda destek olarak kabullenmesine neden oluyor. Bu yüzden 19.000 doların şu an içinde bulunduğumuz bölgede önem arz ettiğini tekrardan hatırlatmak isterim. Teknik olarak burada bulunduğumuz bölgede bir ikili dip yapısı oluşabilir diye konuştuk. Hatta bu yapının henüz burasındayken yani Bitcoin bu bölgeyi lokal bir dip yapmadan önce bunun üzerine konuşuyorduk. Keza şu anda da böyle bir yapı söz konusu. Buradaki ikili dip yapısının çalışması için Bitcoin'de ara direnç olarak çok büyük bir önem arz etmemesiyle beraber 21.500 bandının yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda hızlı bir şekilde 24.000'e kadar hareketin gelmesi beni şahsen şaşırtmaz hatta beklentilerim dahilinde olur. Şimdi burada verileri incelerken teknik anlamda benim e, çok sevmediğim bir durum da söz konusu açıkçası. Bitcoin'de çok aman aman bir yükseliş olmamasına rağmen RSI 4 saatlik bazda çok şişti. Şimdi bu tarz durumlarda şunu anlayabiliyoruz. Göz kararı baktığımızda Bitcoin burada 21.500'e geldiğinde dahi 4 saatlik RSI'ın artık overbought bölgeye giriş yapabileceğini görüyoruz. Burada yükselişin devam edebilmesi için RSI ne yapmalı? Bunun üzerine kısaca konuşalım. Biraz da aslında RSI anlamında eğitim tadında bir kısım olsun istiyorum. Şimdi burada eğer Bitcoin yukarı giderken RSI hızlı bir şekilde overbought bölgeye giriyorsa... Ara düzeltmelerde yani diyelim ki Bitcoin ardarda arda iki 4 saatlik kapanışı kırmızı yaptı. Böyle bir durumda Arisa'yın biraz daha hızlı bir şekilde gevşemesi gerekiyor. Çizerek de göstereyim. Mesela diyelim ki Bitcoin burada yukarı yönlü gitti. Arisa da şöyle geldi. Olası bir 4 saatlik düzeltmede Arisa'yın hızlı bir şekilde şu tarz bir düzeltme yapması gerekiyor ki Yükselişin devamlılığı adına RSI'de bir alan açılsın. Çünkü sürekli olarak overbought bölgede olamayız. Yani RSI'nin özellikle oscillator grubuna ait olan indikatörlerin soğuması gerekiyor. Bu yüzden yükselişin devamlılığı adına özellikle RSI trendlerini, RSI'deki uyumsuzlukları takip eden arkadaşlar bu bilgiyi de kendi bilgi portföylerine ekleyebilirler. Burada RSI yukarı yönlü gittikten sonra Bitcoin'de yapılacak olan ara düzeltmelerde o minik düzeltmelerden bahsediyorum. RSI'nin hızlı bir şekilde geri gelmesi ve yeni bir alan açması gerekiyor. Böyle bir durumda yukarı yönlü hareketin devamlılığı beklenilebilir. Mesela ben videolarda fark ediyorsanız çok sıkça şunu söylüyorum. Direnç alanına geldiğimizde oradaki verilerin durumuna bakarak yorum yapmamız gerekiyor diyorum. O veriler de aslında bunlar. Yani bunun gibi birkaç tane daha veri var. Yavaş yavaş zaten hepsini videolarda anlatmaya çalışıyorum. En önemsediklerimden birinin de bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü RSI'nin fazla şişmesi burada ürünün yukarı yönlü hareketine devam edebilmesine engel oluşturuyor. Bu yüzden RSI'de bir alan açılması gerekiyor. Şimdi Bitcoin'de burada 24 bin dolar direnç konumunda 19 bin dolar da destek konumunda. Bu iki bölgeden biri kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketi veya aşağı yönlü hareketi konuşamayız. Yani değişen çok aman aman bir şey yok sadece oluşmuş olan bir formasyon var. Bu formasyonu takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle ABD tarafında da yine yukarı yukarı yönlü bir tepki var. Yani Bitcoin ile zaten çok Koreli hareket ediyorlar. E burada yavaş yavaş bu düşüş trendinin direnç alanına da yaklaşıyoruz. ABD tarafında da şu an bu trendin direnci yaklaşık olarak 3900 seviyelere tekabül ediyor. Burada kısa vadeli olan bu düşüş trendi kırılırsa hızlı bir şekilde 4000 dolar, 4000 doların kırılması halinde ise daha üst bantlar olan 4300 lira kadar hareketi izleyebiliriz. Bu burada kalıcılık sağlayacağı anlamına gelmiyor. Buraya doğru hızlı bir şekilde atak yapıp Bitcoin'in de paralel olarak mesela trend direncini denemesi akabinde tekrardan düşüşün başlaması da mümkün. Ama bu senaryonun dahi gerçekleşebilmesi için teknik anlamda buradaki trendleri takip etmek gerekiyor. Yani buradaki direnç alanlarını Bitcoin'deki direnç alanlarıyla üst üste koyduğumuz zaman ne kadar paralel çalıştıklarını da görebiliyoruz. Mesela Bitcoin'de şu an 24 bin dolar önem arz ediyor. 24 bin dolara denk olan direnç alanı US500 tarafında bana göre 4.000 bin dolar bandı. Mesela Bitcoin diyelim ki burada trend direncine kadar hareketin devam ettirdi. Yani 30 bin lira kadar bir atak yaptı. Böyle bir durumda da yine US 500 tarafında 4.300 dolarları izlemeye başlarım. Yani ikisi birbiriyle çok korele, birbirine çok bağlı. Bu yüzden her videoda zaten üzerine değiniyoruz. Son dönemde özellikle son günlerde Twitter üzerinden gördüğüm yalan yanlış bilgilerden birisinin de üzerine değineceğim şimdi. Son videoda aslında konuştuk ama tekrara girmekte fayda var burada. DXY yukarı gidiyor. Kripto paralarda kesinlikle düşüş gelecek gibisinden bir e, argüman var, bir tez var. Hiçbir dayanağı yok arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Nedeni burada DXY'nin euro bazlı olan yükselişi. Dolar endeksinin veri bazında teknik olarak... Kripto paralarla zaten hiçbir ilgisi yok. Dolar endeksi ortaya dünyadaki diğer para birimlerine karşı olan gücünü temsil ederek çıkıyor. Yani burada DXY do doların euro gibi, sterling gibi önemli para birimlerine karşı olan gücünü temsil ediyor. Burada da euro mesela Fed faiz arttırıyor ama Avrupa Merkez Bankası başta Lagarde olmak üzere böyle rahat rahat oturuyorlar. Enflasyon fırlıyor, umurlarında değil. Böyle bir durumda da ne oluyor? Fed önlemlerini alıyor, dolar güçleniyor ama euro dolar karşısında değer kaybediyor. Euro mesela 1.02 bandının altına bile indi. Dolar karşısında ne kadar zayıfladığını gösteren bir şey. Bu endekste de en büyük ağırlığı euro aldığı için Dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket var. Hatırlarsanız teknik olarak buradaki kırılımla beraber bir boğa bayrağı yapısından bahsetmiştim. Bu boğa bayrağı yapısı da zaten hedefine geldi. Teknik anlamda burada gitmemiz gereken yeri neredeyse milimetrik olarak denediğimizi görüyoruz. 107.3 bandına kadar DXY'nin hareketi gerçekleşti. Şimdi bundan sonraki süreç tamamen Avrupa Merkez Bankası'nın ve Fed'in tutumuna bağlı. Dolar endeksi için uzun vadeli zaman diliminde ben şahsen tepe bölgelere yakın olduğumuzu düşünüyorum. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi Bitcoin'de nasıl ki dip bölgelere yakın olduğumuzu düşünüyorum diyorum. Dolar endeksi için de aynı durum geçerli. Bazı uzmanlar 120, 130 bandına kadar hareketin devam etmesini bekliyor. Benim şimdilik böyle bir beklentim yok. Ama ilerleyen dönemde enflasyon fırlamaya devam ederse ABD tarafında ve Lagarde bu rahatlığıyla hayatına devam ederse, o zaman bunu tekrardan değerlendirebiliriz. Ama şu anki konjüktürde. ABD'nin artık kozlarını büyük oranda oynadığı ve Avrupa Merkez Bankası'nın oynayacağı bir döneme girdiğimiz için şimdilik böyle bir beklentim yok. Zamanla bunu revize edebiliriz. Bunu da söylemiş olayım. Tamamen şartlara uygun bir durum. Ama bunun şu an anlık olarak kripto paralarla hiçbir ilgisi yok. Kripto paralarda mesela yukarı yönlü hareketler de var. Yani bu hareketlerin e, dolar endeksinin şu anki yükselişiyle herhangi bir korelasyonu söz konusu değil. Şimdi USDT dominansına bakmamız gerekirse, USDT dominansında devam eden bir düşüş var. Burada şu an 7.42 seviyesinde seyrediyoruz ve önemli bir trendin üzerine değinmek istiyorum. USDT dominansında burada oluşmuş olan bir yükseliş trendi var. Ta 4 Nisan'dan süre gelen bir trendden bahsediyorum. 3.82 bandında seyrediyordu bu bölgedeyken USDT dominansı. Şu anda 7.42 bandında ve burada USDT dominansının kripto paralar adına büyük yükselişleri teknik anlamda teyit edeceği alan bu trendin kırılım alanı olacaktır diye düşünüyorum. Bu trendin şu an mesela test bölgesi 6.86'ya tekabül ediyor. Ama ben genel anlamda buradaki yatay destek alanını çok önemli gördüğüm için 6.36 bandını çok önemli gördüğüm için bu bölgeyi genel anlamda bir destek bölgesi olarak nitelendirmeyi daha doğru buluyorum. Yani 6.40-6.60 olarak da nitelendirilebilir. Bu bölge genel anlamda kripto paralarda e, dolar dominansının aslında USDT Tether dominansının gücünün e, zayıflayacağı bir alan haline gelmiş oluyor. Eğer burada 636 bandı aşağı yönlü kırılırsa işte o zaman e, Tether dominansında gerçekleşecek olan düşüşle beraber Bitcoin'de ve altcoinlerde yukarı yönlü hareketlerin beklenilebileceği bir alana giriş yapmış oluruz buradaki trendi ve yatay desteği takip etmeye devam ediyorum. Yukarı yönlü bir hareket halinde de 8.30 hala burada direnç olarak önemini korumaya devam ediyor. Şimdi dün akşam Fed tarafından tutanaklar açıklandı. Fed tarafından gelen bazı açıklamalar oldu. Kısaca bunların da üzerine değinelim. Öncelikle arkadaşlar Fed tarafından şöyle bir açıklama geldi. Genel anlamda önümüzdeki toplantıda 50 veya 75 bas puanlık bir faiz artışı uygulamayı düşünüyoruz. Yani bunu biz de biliyoruz. Sadece piyasada biraz 100 bas puan ihtimali varmış gibi hareketler vardı. Ben mesela bazı yabancı kaynakları, forumları, makaleleri de okuyorum. Ciddi bir oranda bir kesimin 100 bas puanlık bir faiz artışı uygulanabileceğine dair düşünceleri vardı. Aslında bu düşüncelerin biraz elimine edildiği bir tutanak oldu diyebilirim. Yine 50 veya 75 derken aslında burada şunu sinyalini veriyorlar önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon verisine göre karar vereceğiz. Yani %8.3 gibi bir beklenti var şu an. Eğer önümüzdeki hafta enflasyon bu beklentinin üzerinde gelirse tekrardan 75 bas puanlık bir hamle altında gelirse 50 bas puanlık bir hamle ile yolumuza devam edeceğiz diyorlar. Keza hatırlarsanız bir hafta önce yaptığım videoda da bunu konuşuyorduk. Tamamen enflasyon verisine endekslenmiş bir durumdayız. Oraya bağlıyız. Oradan gelecek olan haberlere göre Fed'in ay sonu uygulayacağı faiz hamlesinin miktarını net bir şekilde öngörebiliriz. Yani FED tarafından gelen başka bir açıklamada enflasyon hız kesmezse eğer biz e, burada agresif hamleleri uygulamaya devam edeceğiz oldu. Ya Bunu da gayet artık net bir şekilde biliyoruz. Adamlar zaten e, yaklaşık 30 yıl sonra neredeyse 75 bas puanlık bir faiz artışı uyguladılar. Burada şunu söylüyorlar. Eğer biz enflasyon kontrol altına alamıyorsak resesyonu da göze alıyoruz. işsizliği de göze alıyoruz. Daha da e, sert hamleler uygulayabiliriz diyorlar. Bunun kendisi bile aslında enflasyonu düşürebilmek adına önemli bir açıklama. Çünkü Fed'in sözlü açıklama yönlendirmeleri, global piyasalar üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Bu tarz açıklamalar geldiği zaman piyasalar Fed'in uygulayacağı hamleleri şimdiden fiyatlamaya başlıyor. Mesela geçtiğimiz ay 75 bas puanlık hamle öncesinde bir hafta düşüş yaşadık. Niye? Çünkü piyasalar artık Fed'in burada agresif bir şekilde 75 bas puan uygulayacağını anlamıştı. Şimdi de yine enflasyon verisini bekliyoruz. Enflasyon verisiyle beraber Fed'in bu ay uygulayacağı hamleyi anlamış olacağız. Ben olsam ne yaparım onu da kısaca söyleyeyim. Enflasyon burada beklentinin altında da gelse ben yine bir 75 bas puanlık artış uygularım Fed'in yerinde olsam. Çünkü zaten şu an ok yaydan çıktı. Adamlar resesyon riskini göze aldılar. Keza ABD'nin ben zaten resesyonda olduğunu düşünüyorum. İki çeyrek ardarda arda küçülmeleri gerekiyor ki e, burada teorik olarak bunu onaylayabilelim ama ya ABD'de şu anki ortam tam bir resesyon ortamı. Ben olsam uygularım enflasyonun kafasına iyice indiririm e, tekmeyi. Artık ondan sonra da e, yukarı yönlü piyasalarda toparlanmalar başlar, son darbeyi vurarım belki de. Ama tabii ki Fed'in elinde olan elemanlar benden çok çok daha kalifiye elemanlar, e, mutlaka onların düşündüğü bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Bunu söylerken içimden de gülüyorum çünkü aslında bu elemanlar bu kadar kalifiye ise geçtiğimiz yıl zaten bu yıl uyguladıkları hamleleri uygulamaları gerekiyordu. Gerçekten de dostlar çok ilginç çok garip bir dönemden geçiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. E, bu baskılar mutlaka bir gün bitecek. Özellikle 2023-2024 yıllarında ben piyasaların e, toparlayıp 2023'ün sonuna doğru yukarı yönlü hareketlerini başlatmasını bekliyorum. Ama böyle sancılı bir süreçten de geçiyoruz. Bunu inkar etmek mümkün değil. Bu anlamda sadece trade edebiliyoruz. Onun için de destek bir dirençlere sadık kalmak en makul seçenek olacaktır. Videoyu bitirmeden önce Binance ile ilgili kısa bir duyuruda bulunmak istiyorum. Binance 5. yıl kutlamaları nedeniyle 8 Temmuz itibariyle Bitcoin spot alım satımlarında sıfır komisyon sistemine geçiyor. Yani bundan sonraki süreçte Bitcoin alım satımlarında bir sonraki duyuruya kadar diyelim sıfır komisyonla işlem açabiliyorsunuz. Eğer hala Türk borsalarındaysanız veya global borsalarda hesabınız yoksa Binance ile ilgili gerekli linkleri de yorumlar ve videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.